Anlatılır mısın? Sen Ahmet abi nasılsın? Hoş geldin. Hoş geldin. Abi nasılsın? Abi nasılsın? Sağ ol, sağ ol. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. İyisiniz, sağ olasın. Merhaba. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Dostum, siz de hoş geldiniz. Kolay gelsin. Büyükşehir Belediye Başkanı ilk ziyaretiniz buradaydı. Burada oldu. İnşallah daha bu şekil çok toplantılar beraberce yapacağız. Hizmetler konusunda Büyükşehir Belediye Başkanımızla başladığı ilk gün itibariyle sizlerle beraber istişare halindeyiz. Projelerimizi birebir takip halindeyiz. Araziye indik. Beraber de çalışıyor şu anda. Ekipleriniz burada. Onun için özellikle sizlere teşekkür ediyorum. Şu anda ekiplerimizin hepsi arazide. İnşallah hava şartları iyi gitmesi halinde önümüzdeki günlerde görsel olarak da daha güzel hizmetlerin, insanlarımızın göreceği hizmetleri ortaya çıkaracağız. Gürgentepe özellikle Ordu Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi konumunda olan Altınordu ilçesinde en fazla nüfus barındıran ilçelerimizden bir tanesi. Görköy gibi, Gürgentepe gibi, Ulubey gibi, Kabadüz, Perşembe gibi, çevremizdeki Gülyalı gibi ilçelerimizden çok sayıda kardeşimiz merkezde birlikte yaşıyoruz. Ama biliyoruz ki Gürgentepe'de de bir o kadar yani yöresine bağlı bu sevdayla burada ikamet eden, hizmet eden, burayı geliştirmeye çalışan dostlarımız ve kardeşlerimiz var. Bugün bu kardeşlerimizle birlikteyiz. Ben yaptığı hizmetler dolayısıyla Gürgentepe Belediye Başkanımıza, meclis üyelerimize çok teşekkür ediyorum. Çünkü 2014'e göre 2019'a doğru giderken büyük bir değişimin yaşandığını görüyoruz. Bu değişimi de bugün sabahtan başladığımız ziyaretlerle fazlasıyla görmeye devam ediyoruz. Gerek kamu yatırımları, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde yürüyen çalışmalar, gerek yerel yönetimlerin yaptığı çalışmalar, gerekse ilgili kurum kuruluşların, özel sektörün yaptığı yatırım ve çalışmalarla Gürgentepe'miz değişmeye devam ediyor. Bu değişimin bundan sonraki süreçte daha hızlı olabilmesi, planların, programların, projelerin hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaların yapılabilmesi adına milletimiz yeniden inanıyoruz ki bu güçlü desteğini tekrar Gürgentepe Belediye Başkanlığı adına AK Parti'mize verecektir diye düşünüyorum. Siyasette en önemli işimiz millete hizmet, millette gönül bağı kurmak, aynı duyguları beraberce paylaşmak.